Herkese günaydın arkadaşlar. Günaydın dediğime bakmayın, şu an saat 12'ye doğru geliyor. Aslında ben sabah kalktım, işte sabah çok fazla konuşmadım. Çabucak hazırlandım, şu anda gördüğünüz gibi hazırım. Şimdi size kıyafetimi de göstereceğim. Bugün ilk defa dışarı çıkıyorum. Yani ilk defa değilim aslında, geçen hafta da bir yere gitmiştim. Ama artık böyle yasaklar da kalktı vesaire. Bir arkadaşımızın doğum günü var, bizim çok eski liseden bir arkadaşımız. Dilara ile birlikte onun yanına gideceğiz. Çengelköy'e gideceğiz. Bugün de sizle beraber olalım istedim. O yüzden de bugün vlog çekiyorum arkadaşlar. Arayı gene uzattım, farkındayım. Ama işte bir türlü ben kendimi ayarlayamıyorum. Yani vlog mu çekeyim, şunu mu yapayım, bunu mu yapayım derken zaman çok hızlı geçiyor. Şimdi ben hazırlandım. Aslında hazırım. Şu an çıkabiliriz. Bir de buluşacağız. Şimdi önce Kadıköy'e gideceğim. Biraz Kadıköy'de kitapçı falan bakmayı düşünüyorum. Eğer vaktim olursa tabii ki de. Kadıköy'e gittiğim zaman vaktim kalmazsa direkt oradan Çengelköy'e geçeceğiz arkadaşlar. Size şimdi kıyafetimi göstereceğim. Şöyle koyalım. Bakın bu büstiyer şeklinde olan şey Trendyol'dan. Yine altındaki pantolon da Trendyol'dan. Dokusu pantolonun aşırı iyi. Kumaşı falan da bayağı iyi. Şuralarda iki tane cebi var. Paçaları da İspanyol geliyor. Ama siz İspanyol'u sever misiniz bilmiyorum. Mesela ben hayatımda hiç İspanyol paça giymedim. İlk defa giydim. Bir şey oldu böyle. Hani ilk başta aldığım zaman üstü çok güzel oturuyor falan böyle. Aşırı iyi ama paçaları bana böyle şey geldi. Dedim ben bunu giyemem. Çok kötü falan. Hani hiç hayatımda İspanyol paça giymediğim için. Sonra birkaç bu kere giydim falan böyle. Aşırı rahat ve insanlar şey dedi. Ay boynu da çok uzun göstermiş. Normalde 1.60'ım da. Boynu da çok uzun göstermiş falan dedi. Ben de ooo gerçekten o zaman kalsın dedim. Giydim bir kere falan. İnsanlar paça boynu falan da beğendi. O yüzden dedim o zaman üstüme yakışıyor demek ki. Benim biraz İspanyol paçaya alışmam gerekiyor. O yüzden de giydim. Hatta boydan gösterebilir miyim? Nasıl göstereceğimi bilmiyorum. Ama boydan gösterebileceğim zaman boydan bir aynada size gösteririm duruşunu. Üstündekini çok beğeniyorum. Hem ince kumaşı hem de böyle kısa crop şeklinde geliyor. Üstündeki de yüksek bel olduğu için ikisini çok güzel kombinliyor arkadaşlar. Bu iki takımda yani üstümdeki büstiyer ve altındaki pantolon da Trendyol Mila'dan. Şimdi ben de şu beyaz ceketimi alacağım. Şu şekilde. Çünkü pantolon da açık renk olduğu için ikisi güzel kombinleniyor bence. Bir de hava biraz ne soğuk ne sıcak ne olduğunu anlamadım. Ben bir de böyle kapatıyorum. Yukarıya kadar. Şöyle aşağı getireyim hatta. Çantam da bu arkadaşlar. Şöyle de ben kapatıyorum önümü. Altıma da spor ayakkabımı giyeceğim ve hazırız arkadaşlar. Çıkabiliriz. Kulaklığımı alacağım. Ayakkabılarımızı giyeceğiz. Hazır mısınız? Bye. Arkadaşlar çıktık evden. Pantolon bu şekilde gözüküyor. Paçaları da böyle. Aslında bilmiyorum buradan gözüküyor mu ama biraz İspanyol duruyor. Ayakkabılarım da bu şekilde. Şimdi gideceğiz. Allah'ım çok nefes nefese kaldım. Şunu bir düzelteyim. Ben sizi kitapçıya eğer uğrarsak orada zaten açacağım. Size bazı kitapları önereceğim. Orada da size göstermiş olurum. Şimdi kapatıyorum. Görüşürüz. Düşün ya ben şey yapacağım. Durum güncellemesi yapacağım. Arkadaşlar durum güncellemesi şu an o kadar sıcak ki burası. Hiç yani şey değil. Şöyle koysam. Kadıköy'e gittim. O kadar çok trafik vardı ki asla şey olmadı. Kitapçı falan hak getire asla gezemedim. Sonra şimdi Çengelköy'e geldik. Nisan'ın doğum günü kutladık. Ama çünkü aşırı sıcak arkadaşlar. Suratıma güneş vuruyor ya. Çok güzel. Dur misal çekelim. Hayır doğum günü kızım. Günün anlam ve önemi. Bir şeyler söyle. 22. Bizden anca daha yeni girdim. Aynen. Bizden daha iyi olmuş mu umuyorum. Kesinlikle. Beklentim yok ama ümidim var. Evet güzel de söyledim. İki tane. Ben de buradayım. Sabah takılı
takılarımı takmıyormuşum ama bütün takılarım Dilara'da olduğu için o bana takılarımı geri getirdi. Dilara araba geliyor. Şimdi biz çıktık buradan. Çiğ köfte yemeye gidiyoruz. Bunlar da arkadan geliyor. Gazetine kendimize geldik arkadaşlar. Her gün yani ne zaman Çengelköy'e gelsek çiğ köfte yemeden gitmiyoruz. Lagaş çiğ köfte gitsin. Bunu da buraya koyuyorum. Amblemini falan da koyayım. Geliyorsanız yiyin öyle. Bu kadar güzel oluyor. Mükemmel oluyor. Şimdi onu yiyeceğiz, sonra belki hurmaya gidelim. Ben hurmayı çok özledim. Size bir mekan göstereceğim. Efsane. Mesela insanı yedim. Aşırı güzel. Benim ben çok seviyorum hurmayı. Hurmaya gitmeye yıllar oldu. Evet ya, ben ne zaman gittim çalışıyorum. Konuşmak sonra konuşuruz. Abi vardı burada. Çengelköy'e geldiyseniz gazoz içmeden gitmeyin değil mi? Ve hurma. Bizim lisede full hurmadaydık. Başka bir yere. Buraya gelip full şey mimarlar. Videolarımız vardı ya. İşte 1 milyon dolarla okuldan atılsan ne yaparsın? Gerçekten. Kübra ile Ekrem nasıl sallıyor Canan'a? Neler diyorlar. Evet ya. Canan bir öde. Bir şey demiştik Kübra. Hayrat yaptırırım o Kübra ile. Ay evet ya. Çeşme yaptırırım. Kız full öbür dünyaya. Full öbür dünyaya çalışıyor yani. Biz bu dünyada. 1 milyon dolarla okuldan atılıyorsun diyor ki hayret yaptırıyor. Bütün günahlarımız affolmaz. Ne alaka? Sizin gibi şimdi mi düşüneceğim? Bana geldi. Hurma çok güzel bir yer değil. Yani şu an sokaktayız ama hurma güzel aslında. Şöyle saçan filan sesimiz oturamıyor. Aynen. Hadi anlat. Gayet mis gibi açık. Yani şu sokak kenarında oturmak çok tercihim değil arkadaşlar. Gel de bunu anlat. İçeride mi oturalım? 22 Koronanın yıldır Çengel'de şeyi. Olduğumu söylemek istiyorum videoda. Evet söyle. 22 yıldır Çengel'deyim. Bu erikli ve neydi bu? Elmalı. Bu neyli? Bu neyli? Bu neyli? Nerede yazıyor? Öyle mi? Hayır sanırım öyledir. Sen sizin için neler yapıyorum? Bakın bunu herkes için yapmam. Kadıköy'de görüşürüz. Parmaktan sonra. Mehmet Eder Bey'cim. Şu an 11. Ben eve geldim. Ama mayışmışım biraz yorgunluktan. O yüzden size açamadım. Ama zaten artık söyleyecek bir şey yok. Bugünü birlikte geçirdik. Sizinle 4 yılımın geçtiği Çengelköy sokaklarından biraz kesitler sundum. Sunabildiğim kadarıyla. Bir tık fazla kalabalıktı aslında. Bütün insanlar bunca zaman evde durdukları için şimdi artık herkes dışarı çıkıyor. Yine ama insanlar dikkatliydi bu konuda. Bunu da söylemeden geçmeyeyim. Benim suratım neden kızarmış? Allah Allah. Az önce yatıyordum, ondan olabilir. Neyse. Şimdi makyajımı çıkaracağım arkadaşlar. Makyajımı çıkarırken de Nivea'nın bu miseler makyaj temizlemesi suyunu kullanıyorum. Zaten bunu göstermiştim size. Cilt bakım rutinimi çektiğim bir videomda. Hala kullanıyorum. Uzun zamandır tabii dışarı çıkmadığım için, çok da makyaj yapmadığım için bitmedi bu hala. Ama bunu beğenmiştim. Bunu söyleyeyim. Bunu da sürekli elim çarpıyor. Neyse. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bundan sonraki videolarımda da görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.